Herkese yeniden merhaba. Bugün sizinle Hailey Bieber'ın Vogue YouTube kanalında yaptığı makyajı paylaşacağım. Hem cildini hazırlıyor, sonra da date night makyajını yapıyor. Aslında Bieber'la birlikte date'e çıktıklarını yaptığı makyaj. Çok böyle hafif, cildi aşırı parlak, güzel bir makyaj. Değişik ürünler var bence. Yani değişik bir kullanım falan bir şeyler var. Ben tabii ki videoyu izledim. Ürünleri delice aradım. 3 farklı ülkede hiçbirinde bulamadım. Gerçekten kaç tane mağaza gezdiğimi anlatamam size. Ama iyi tarafından bakmak lazım. Çünkü bu ürünlerin muadillerini buldum. Yani Türkiye'de bulabileceğimiz ürünler hepsi. Ve biraz daha böyle uygun fiyatlı versiyonlarını da gösteriyor olacağım. İlk başta ciltle başlayacağız. Videoyu açalım. Kulaklığımı takıyorum. Tokalarımıza başlıyoruz. Video başlamadan önce yüzümü bu yeni Revitalift cilt yenileme etkili temizleme jeliyle yıkadım. İçinde glikolik asit var. Bu zaten son zamanlarda çok sevdiğim bir içerik. Yüzüme şu an hiçbir şey yok. Bir tek bununla yıkadım ve inanılmaz pürüzsüz yüzüm. Hiç kuru değil. Çok çok severek kullanıyorum. Özellikle akşam makyajımı sildikten sonra gerçekten çok güzel arındırdığını hissediyorum. Tanecikli değil. Biliyorsunuz ki ben tanecikli peelinglere karşı böyle bayrak tutuyorum. Ama çok güzel böyle bir peeling etkisi ve pürüzsüzlük etkisi yaratıyor. Hailey tonikle başlıyor. Benim en sevdiğim 5% saf glikolik asit peeling etkili tonik. İçinde karpuz özü var. Bunu parmaklarıyla uyguluyor. Normalde ben şöyle uyguluyorum bunu. Hailey kendi markasının nemlendiren serumuyla başlıyor. Ben bunun için tabii ki filler serumumu kullanacağım. Biliyorsunuz ki ben L'Oreal Paris Revitalift Filler Serum'un Türkiye'deki yüzüğüm. Çok severek aylardır kullanıyorum. Biraz da bu sırada size Yana'da L'Oreal Paris'le katıldığım Global Cilt Konferansı'nda öğrendiğim şeylerden bahsetmek istiyorum. Bunu bütün yüzüme sürüyorum. Ben gözümün altına da getiriyorum. Hyaluronik asit, evet burada hani nemlendiriyor, işte nemlendiricinin altına çok güzel bir serum, bunları biliyoruz ama aslında hyaluronik asit gerçekten dermatologlar tarafından aşırı önem verilen senelerdir bir içerikmiş. Çünkü ciltteki suyu bilmem kaç kata kadar, artık o kadarını ezberleyemedim, sünger gibi böyle molekül molekül çekiyormuş. O yüzden gün içinde aslında o nemin tutulmasına çok yardımcı olan bir içerikmiş. Orada Elizabeth'e dedim ki ben bunu cildim biraz nemliyken, yüzümü yıkadıktan sonra özellikle sabahları kullandığımda sürüyorum. O da bunun çok daha iyi olduğunu söyledi. O yüzden eğer filleriniz varsa bence bir de böyle deneyin. Bir de ben ona şunu sordum. Sizin en çok sorduğunuz soru olduğu için bunu işte kaç yaşından itibaren kullanabiliriz? Anti-aging bir şey mi? Her yaşta neme ihtiyacı olduğunu ve 20'li yaşlarından itibaren bu ürünü kullanabileceğinizi söyledi. Bir de şunu sordum ona. Dedim ki bunun içinde mesela %1,5 saf hyaluronik asit var. Saf aktif içerikle normal içerik arasında çok bir fark var mı diye sordum. O da gerçekten çok büyük bir fark olduğunu söyledi. Saf aktif içerikler, işte hyaluronik asit olabilir, bu glikolik olabilir, retinol olabilir. Bu ciltte çok daha hem hızlı etki eden hem de cildin daha alt tabakalarına fuz eden içeriklermiş. Bir de son zamanlardaki favorim Midnight Serum. Şişesi aşırı şık ve gerçekten yapısı inanılmaz güzel. Filler'le beraber, bunu da sormuştum Elizabeth'e, filler'le beraber kombinasyon olarak kullanabilir miyim diye. O da yani hyaluronik asitin her şeyin altında aslında olabileceğini. Sıralama olarak da eğer üst üste serumlar ve kremler sürüyorsak hyaluronik asitin her zaman ilk sırada olacağını söyledi. Yani hyaluronik asitimiz, başka bir serum sürüyorsak başka bir serumumuz, sürmüyorsak üzerine nemlendiricimiz şeklinde bir sırayla gidiyormuşuz. Eğer gündüz kullanıyorsak, şimdi glikolik asitli ürünler kullandık, gündüz kullanıyorsak bunları ya da akşam kullandıysak da ertesi sabah için söylüyorum, mutlaka ama mutlaka güneş koruyucu kullanmanız gerekiyor dedi. Bunu da ben zaten her fırsatta size de hatırlatmaya çalışıyorum. Nemlendirici kremi geçti. Ben bunun için filler gece kremini kullanacağım. Böyle çok güzel bir yapısı var. Özellikle yoğun nemlendirme seviyorsanız geceleri bunu çok seversiniz. Şu an onun sürdüğü krem de böyle bu yoğunlukta ve iyi nem veren bir şey olduğu için bunu kullanmak istedim. Bunun içinde iki çeşit hyaluronik asit varmış. Bunu da uzun uzadıya anlattılar konferansta. Hatırladığım kadarıyla bir tanesi daha cildin üst tabakalarındaki o nemi sağlayan, diğeri de daha alt tabakalarda nemi tutan bir asit molekülü. Ödevlerimi bu kadar yaptım. Şimdi bu da benim çok sevdiğim filler'ın göz çevresi kremi. Metal ucu böyle soğuk bir etki yaratıyor. Özellikle sabahları çok güzel oluyor. Kapatıcının altına harika bir baz oluyor. Çünkü incecik ama çok güzel nemlendiriyor. Gerçekten buradaki böyle ince çizgileri doldurduğunu hissediyorsunuz. Çok pürüzsüz yapıyor. Bunun üzerine de göz
maskeleri yapıştırıyor. Ya onun göz çevresine gerçekten buna ihtiyaç olmayabilir ama benim var. Onun aslında videoda sürekli söylediğim cilt bakımının ne kadar önemli olduğu, özellikle makyaj yapmadan önce. Bazen bunu atlayabiliyor insanlar, ben asla atlamam. Bazen atlayabiliyor insanlar ve gerçekten üzerine makyajın iyi durmadığından, daha kuru göründüğünden vesaire bahsediyorlar. Böyle bir şey yaşamamak için gerçekten ve daha az makyaj yapmak için, yani çok hafif bir makyaj yapacak şimdi. Daha hafif bir makyajla çok daha böyle canlı, parıl parıl görünmek için öncesindeki cilt bakımına daha uzun zaman ayırmak, makyaja daha az zaman ayırmak daha mantıklı bence de. I just love the routine of skincare. I always have. Benim de en sevdiğim şey. Gerçekten sabah akşama kadar cilt bakımı yapabilirim. Makyaja başlıyoruz. Elindeki bu Chanel fondötenin White Lumiere Aqua'yı ben daha önce kullandığım eski videolarımı izleyenler bilir. Çok güzel bir fondöten. Şimdi ben onun yapısını iyi bildiğim için onun yapısına en yakın ürünler getirdim buraya. Size göstereceğim. Bir tanesi Bobbi Brown'un Skin fondöteni. Yapısı çok yakın. Bir tanesi L'Oreal'in True Match Nude serum fondöteni. Bugün bunu kullanabiliriz. Benim çok sevdiğim bir ürün zaten. Clinique Even Better Glow bayağı benziyor. Bir de galiba bir tık daha parlak kalıyor ama NYX'in Born to Glow'u da oldukça ince, parlak, az örtücü fondöten. Bu kadar ucunu alıyor ve çok güzel bir trik bu. Bir pompa da serumundan alıp bu ikisini karıştırıyor. Hem biraz daha parlak hem de daha ince yapsın diye, ama benim en sinir olduğum kısım şu. Mesela neden bu? I'm applying it with my hands and learned from Pat McGrath. That was the way that I watched her apply foundation backstage at shows. And I know a lot of people are weird about using their hands. Daha ince oluyormuş. Fondöten hız gibi görünüyormuş. Hayley gerçekten şart mı şu? Of! Eski fail videolarıma döndü YouTube'daki. Neyse oldu. Dudağım çok garip oldu. Bir de elimiz seramik yapmışız gibi. Ama benim ilginç bulduğum ne kızın kaşına değdi, ne dudağı fondöten oldu. Şimdi bir concealer kullanıyor. Ben ona en benzeyen concealer'ı buldum. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim gözümün altına corrector sürmezsek bu iş olmaz. Çünkü kızın hiç gözaltı yok. Bunu görmemiş gibi yapın. Çok azıcık. Gerçekten çok az söz. Corrector sürmek zorundayım. Corrector demek arkadaşım. Ben corrector sürünce şu an Hayley'nin hiçbir sürmediği hali gibi oldu. Ve bu kullandığı concealer'a en yakın Narsin Hayley'in Creamies'di. Benimki vanilla rengi. Onu sürdüğü noktada sürüyoruz. Şuraya. Ve çok şükür. I find a lot of inspiration on Pinterest. I come across really cool makeup ideas. Gözaltın benim kapanacak mı? Hadi bakalım Hayley, senin gözaltın yok. Kapandı bence. Şimdi bir trik daha var. Onu da deneyelim beraber, bakalım nasıl bir efekt veriyor. Tam dudağını kenarından yanağına doğru böyle bir şey yapıyor. Dikkatli görmüş. Bir şey oldu mu? Dejantı var mı? Bence hayır. Onun oraları çok çökük. Onda çok güzel duruyor. Yani kontür yapınca belki. Kontür için benim de çok sevdiğim Tom Ford'un şeyden Illuminate'ini kullanıyor. Ama bunu normalde ben biraz daha böyle fondöten fırçasıyla, daha böyle sıkılı bir şeyle sürüyorum normalde. Pudra fırçası gibi bir şeyle sürüyor. Onun fırçasına yakın bunu buldum. Daha hafif olacaktır. I don't like to do like very harsh cuts with contour. Çok güzel oldu bu fırçayla bu. Ama hayatta bu fırçayla sürmezdim. Şakaklarını ve alnını da bronzlaştırıyor. Böyle pudra bir ürünü yayıyor gibi hissediyorum. Ama krem olduğu için daha ince hem daha parlak duruyor. Bayağı beğendim. Şimdi göz makyajına geçtik. Bu Ariana Grande'nin makyaj markası Ariane Beauty'den bir liquid far kullanıyor. Tabii ki biz onu bulmamız mümkün mü? Hayır. Ama ben ona en benzeyen rengi buldum. Yani bu zaten hep kullandığım Maybelline'in Color Tattoo'larından Dusk Doll. Göz makyajı böyle grimsi, morumsu, böyle ela gözlerini ortaya çıkartsın diye daha mor alt tonlu şeyleri seviyormuş. O yüzden alt tonu mor olan, daha soğuk ama içinde böyle boz kahve mi denir, böyle taupe rengi şeyler kullanıyor genelde. Göz makyajında bu videoda da öyle. Önce bir baz olarak krem far sürüyor.
Şimdi Kylie'nin Stormy paletinden bir fark kullanıyor ve internetten swatchlara baktım ve bence en benzeyen renk NYX'in Ultimate Warm Neutrals paletindeki şu renk. Yine bu da böyle gri, morumsu, alt tonlu açık bir mat renk. Önce bunu mu sürdün? Kesmişler orayı. Nasıl anlayalım şimdi biz? Bir dakika. Önce mat fardan biraz gözünün altına geçti anladığım kadarıyla. Biraz kesmişler orayı. Ve sanıyorum ki yine böyle bir fırçayla göz kapağını da bulma sabitledi diye anladım ben. Sonra da ışıltılı bir far alıyor. Böyle yine lilamsı. Ve onu da hafifçe geçiyor. Parmağımla yapıyor. Hayır, bence yine aynı paletten devam edebiliriz. Bence buradaki bu renk daha çok benziyor. Bakalım. Evet, bayağı bu renk. Bulduk. Pembemsi çünkü. Böyle pembemsi, çok lilamsı değil. Bunu yapıyor. Sonra yine aynı mat renkten alıp burada kriz bölgesini biraz geçiyor. Ve galiba bu kadar. Kaşlarını tarıyor. Ve sonra da Anastasia'nın kaşlarıyla geçiyor. Ben Benefit'i kullanacağım. İkisi birbirine çok benziyor. Kaşlarına yukarı doğru. Ben normalde biraz daha kaş jölesi seviyorum biliyorsunuz. Daha da yapışık kaş seviyorum ama o bayağı doğal kullanıyor. O yüzden ben de normal bir kaş kullanacağım. Bir an kirpiklerini kıvırmayacak diye çok korktum. Çünkü bu Vogue'da benim izlediğim genelde makyaj videolarında kıvırmıyorlar kepiklerini ve ben çok sinirli. Kim kepiğini kıvırmaz ki? Kıvırmak varken. Ve sonra MAC'in Extended Play Lash'ini kullanacak. Ben normalde bunu sadece alt kepiklerime kullanıyorum. Akmayan çok böyle hafif bir maskara. Tam onu makyaj tarzıma uygun. Sadece üst kepiklerine sürüyor. Daha fresh durduğu için. Bence de öyle. Yani bu da böyle uzatan. Bayağı güzel oldu bence. Ben biraz daha volüm seviyorum ama beğendim, güzel oldu. Sizce ben bu gösterdiğim Make Up For Ever paleti yine ülke ülke arayıp global Make Up For Ever'la iletişime geçmiş miyimdir? Ve yine de Türkiye'ye ürünü sokamamış mıyımdır? Türkiye'ye gelebilir bence bu ürün. Ben çok seyrettim. Gelebilir bence ama bilmiyorum. Make Up For Ever'ın tekli krem aldıklarından kullanacağım. En azından yapısı aynı olsun diye. Buna benzer bir renk kullanıyor. Ve küçük bir fırça kullanıyor. Kullandığı fırça... Küçük bir fırçayla. Güzel bebek pembesi oldu. Yani yanakları çok soğuk durmamakla birlikte açık bir pembe. Bence bayağı benzedi. Üzerine de Dior'un Rosy Glow'unu sürüyor. Bayağıdır bunu kullandığı için tüm dünyada sakındı. Ona en benzeyen Dior'un bayağı aynı renk olan bebek pembesi toz havlunu kullanacağım. Şimdi de biraz buna benzeyen bir fırçayla sürüyor. Bayağı aynı renk oldu. Ama bayağı beğendim bu havluk kombinasyonunu. Ve bence çok benzedi. Daha sonra yine Tom Ford'un Shade Illuminating'deki bu highlighter rengine geçiyor. Ve ben bunun geçen gün Instagram'da gösterdim hatta size. Uygun fiyatını buldum. Gerçekten aynısını buldum. Pastelin aynısı. Ve bunu parmağımla. Gerçekten aynısı. Böyle incecik gloss gibi. Dokusuz. Çünkü böyle bir ürün gerçekten hiçbir yerde, hiçbir markada bulamamıştım. Sürdü. Kaşına, burnuna. Hailey'nin dudak kalemi. Make Up For Ever'ın içinde böyle kafein geçen isimli bir kalemini kullanıyor. Tabii ki tüm dünyada stock out. Ve yine swatchlaya swatchlaya ve çok uzun zaman harcayarak buldum muadilini. Uygun fiyatlı değil ama buldum. Bobbi Brown'un Rum Raisin isimli kalemi. Çünkü biraz kahverengi ama gül kurusu gibi, bordomsu. Bir değişik. Dudakları bana daha koyu renk, ona daha farklı duruyor olabilir o yüzden. Ama kalem resmen bu renk. Just right here. The Cupid's bow, and then I follow my natural line as I go down. Dudağım aşırı büyüdü, yani çok güzel oldu. Üzerine de kendi markası Rolled'un lip balmını sürüyor. Ben bu ürünün iki kere sırasına girdim, wishlist bir şeyine girdim.
böyle 2 ay sonra falan çıkacak. İşte notification geliyor 15 dakika önceden falan. Birinci saniyesinde tükeniyor, alamıyorsun. İnternetten baktığım kadarıyla en yapı olarak benzeyen ürün bunu demişlerdi. Bobbi Brown'un Plump Lip Serumu. Ben de dün bunu aldım. Yapısı bayağı güzel, dün ilk defa denedim. Çünkü böyle bir de Laneige'in, bence gördüğüm kadarıyla Laneige'in tüp olan lip balmına benziyor ama o da Türkiye'de yok. Bu var, o yüzden bunu göstermek istedim. Ve bu kadardı. Saçımı açıyorum. Ben bayağı beğendim makyajı. Yani oldukça canlı görünen, çok makyajlı görünmeyen, benim her zaman yaptığım makyaj tarzına benzeyen bir makyaj oldu bence. Şunu çıkartayım artık. Kendi sesim o kadar yankılanıyormuş ki. Dudağı çok beğendim. Bence bu dudak kombinasyonu aşırı iyi oldu. Allığı çok beğendim. Bence bayağı güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz her zamanki gibi beğene tıklamayı, kanalıma hala bu kadar sene sonra abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Başka yapmamı istediğiniz ünlü makyajı, Vogue, Beauty Tutorial bir şey varsa da onu da yazarsınız. Öpüyorum.